Arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Var mı? Beni duyamıyorum. Hemen şöyle bir netleştirelim. Ona göre dersimize başlayalım. Duyabiliyor muyuz? Evet. Hemen bir cevap yazarsanız dersimize başlayalım. Duyan yok mu ya? Bilgisayarın sesi mi kapalı yoksa? Bakayım kaç kişi var. Evet, normalde gidiyor olarak gözüküyor sesimiz. Biraz da şöyle açayım. Geliyor, tamam. Fatma Nur hocam, teşekkür ederim. Evet, peki. Şimdi arkadaşlar, bugünkü amacımız size işleyiş biçimini tanıtmak, nasıl yapacağımızı, nasıl bir yol alacağımızı belirtmek. Analiz dersini işleyeceğim bugün. Analiz dersinden biraz bahsedeceğiz. Peki nasıl işleyeceğiz? Şimdi normalde bizim ders anlatım videolarımız, daha doğrusu ders anlatım föylerimiz var oluşturduğumuz. Bazı derslerde de ben yazarak işliyorum ama genelde föy üzerinden gidiyoruz. Bunlarda önce konuyu işliyoruz. Daha sonra o konunun arkasından konuyla ilgili sorular çözüyoruz. Ve mümkün mertebe çıkmış veya çıkması muhtemel sorulardan da ilave sorular ekliyoruz. Bu şimdiki çözeceğim kısım, size geçici olarak göstereceğim kısım bir 4-5 soruluk bir kısım, 4-5 soruluk bir çözüm yapacağım size. Daha önce bu konuları biz işledik. Genel tekrar kampında çözeceğim sorulardan size birkaç tane çözeceğim. Soruların hepsi de yani ya çıkmış ya da çıkması muhtemel soru. Size öyle söyleyeyim. %90'ı çıkmış sorulardan oluşan bir genel tekrar hazırladım. Lise ve ilköğretim matematikten karma aldığımız sorular. Peki, girişelim şöyle bir dersimize başlayalım. Soruları şöyle bir görelim. Hemen. Evet, analiz. Arkadaşlar, mesela x sıfıra sağdan giderken bir eksi cos x bölü tanjant x sorusu. Burada arkadaşlar bu çıkmış bir sınav sorusu. Hani böyle baktığında çok kolay geliyor değil mi? Gerçekten de çok kolay bir soru aslında. Aslında gerçekten ÖABT öyle düşünüldüğü kadar zor bir sınav değil. Sınav gerçekten çok kolay. Sadece sistemli ve düzenli çalışmayı gerektiren bir sınav. Peki bu tarz bir soruda ne yaparız? Klasik. Arkadaşlar hemen limit değerinde götürelim bir yerine yazalım. Bakın yerine yazdığınız zaman sıfıra sağdan gidiyor demiş. O zaman sıfırı yerine yazdığımda 1 eksi kosinüs sıfır bölü tanjant sıfır geldi. 1 eksi kosinüs sıfır, bakın şurası 1. Şurası sin sıfır bölü kos sıfır olduğu için sıfıra eşit geldi. O zaman sıfır bölü sıfır belirsizliği var değil mi? Sıfır bölü sıfır belirsizliği. Bakın 0 bölü 0 belirsizliğini birkaç yöntemle çözebiliyorduk. Bunlardan bu soru için en kolayı nedir? L'Hospital kuralını uygulamaktır. Uygulayalım. Üstün türevini aldım. Kosinüsün türevi sinüs dedik değil mi? 1 eksi pardon 1'in türevi 0 eksi sinüs x bölü aşağı indim tanjantın türevi 1 artı tanjant kare x olarak geldi. Şimdi sıfırı yerine yazarsam 0 bölü 1 artı 0'ın karesi geldi. Ve buradan da 0 çıktı. O zaman benim limit değerim 0'mış dedim. Bakın çıkmış bir sınav sorusu ve gerçekten çok kolay, çok rahatlıkla yapabileceğimiz bir sorudur diyoruz arkadaşlar. Tamam. Geçiyorum. Kampta çözeceğimiz bir başka soruya. Biçimde tanımlanan f fonksiyonu fx eşittir 0 noktasında sürekli olduğuna göre a reel sayısı kaçtır? Şimdi burada neyi bilmem gerekiyor? Öncelikle sürekliliğin tanımını bilmem gerekiyor. Limiti bilmem gerekiyor. Arkadaşlar bir fonksiyon bir noktada sürekli olabilmesi için bakın süreklilik. Ne zaman sürekli olur bir fonksiyon? Birincisi fonksiyon o noktada tanımlı olacak. İkincisi fonksiyonun o noktada limit olacak. Üçüncüsü fonksiyonun o noktadaki limiti fonksiyon değerine eşit olacak.
Eğer bu üçünden bir tanesi sağlanmıyorsa bu false, o noktada fonksiyona süreksizdir diyeceğiz. Tamam mı? Yani süreklilik olması için üç durum söz konusu. Bir, tanımlı olacak. İki, o noktada limit olacak. Üç, fonksiyonun o noktadaki limit değeri fonksiyonun değerine eşit olacak. Peki, bir türünde tanımlı fonksiyon sıfır noktasında sürekli olduğuna göre sıfır noktasında sürekli olması için sıfırda limit olacak. Ve o limit değeri şuradaki a değerine ne olacak? Eşit. O zaman bakalım. Limit x sıfıra giderken 1 eksi kosinüs x bölü x kare. Yerine yazdığımız zaman arkadaşlar yine 0 bölü 0 belirsizliği var. Hemen basitçe L'Hospital kuralını uyguluyorum. Limit x sıfıra giderken 0 eksi sinüs x bölü şuraya eksiden dolayı artı yapacağız. Hemen yapalım. 2x. Bakın yerine yazdığımız zaman ne geliyor? Yerine yazdığımız zaman yine 0 bölü 0 geliyor. O zaman yine 0 bölü 0 olduğuna göre bir kez daha uygulayacağım. Limit x sıfıra giderken sinüsün türevi kosinüs x bölü 2. Bu sefer yerine yazdığımız zaman 1 bölü 2 geldi. Bu bulduğumuz 1 bölü 2 değeri fonksiyonun o noktadaki değerine ne gelmeli? Eşit. O zaman benim a reel sayımın 1 bölü 2 olması gerekiyor. Bakın dikkat edeceğiz. Öncelikle süreklilik nedir? Oradan başlayalım. Süreklilik fonksiyonun o noktada tanımlı olacak. Fonksiyonun o noktadaki limiti mevcut olacak. Ve fonksiyonun o noktadaki limit değeri fonksiyon değerine eşit gelecek. Bakacağım sadece bu kadar arkadaşlar. Tamam mı? Bunların hepsi birbirini içeriyor, birbirini ilgilendiriyor. Yani birbirinden bağımsız konular değiller. Konu anlatım kısmında bunlardan detaylı bir şekilde bahsediyoruz, söylüyoruz. Hani bunların içerisine iyice giriyoruz arkadaşlar. Özellikle analiz kısmında bunları çok irdeliyoruz. Çünkü her kısımda karşılaştığımız bir yer. Ve dediğim gibi çıkan sorularda hani bir matematik öğretmeninin çok rahatlıkla çözebileceği, hepimiz matematik öğretmeniz arkadaşlar, bunların hepsini rahatlıkla çözebiliriz, çok rahat görebiliriz. Yani detay sorular var mı? Var. Gerçekten zorlayıcı sorular var mı? Var. Orada biraz püf noktalar bilmek gerekiyor. Zaten o kısımda, konu anlatımında da soru çözümünde de bahsediyoruz biz sizlere. Peki, bir başka soru. Y eşittir, evet yine bir sınav sorusu. Y eşittir x üzeri 5 artı ax eksi 3 eğrisinin x eşittir 1 noktasındaki teğeti y eşittir x eksi b doğrusundan y eşittir x eksi b olduğuna göre b reel sayısı kaçtır demiş. Şimdi ya ne demek istiyor soru. Şimdi bir eğri var elimde. Şöyle rastgele bir eğri çizelim. Bunun x eşittir 1 noktasındaki teğeti farz edelim ki şurası 1 noktası olsun. Şuradan rastgele bir tane x ekseni çiziyorum. Şurası da benim 1 noktam olsun. 1 noktasındaki teğeti çizdim 1 noktasındaki teğetini. 1 noktasındaki teğeti y eşittir x eksi b doğrusuymuş. Benim şuradaki eğrim x üzeri 5 artı ax eksi 3 şeklinde geliyor. Peki arkadaşlar bir noktasındaki teğeti var ve o bir noktasındaki kesim noktasını görüyoruz şekil üzerinde. Burada yapacağımız ne? Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Nedir bilmem gereken? Birinci türev bize türevin geometrik yorumu neyi verecek? Herhangi bir noktasından geçen teğetin eğimini bulmada yardımcı olarak. Şimdi ben fonksiyon birinci türevini aldığımda herhangi bir noktasındaki teğetini bulmak istiyorsam o noktayı getirip yerine yazacağım. Teğetin neyini bulacaksınız? Eğimini. Peki. Şimdi alalım. Bakın birinci türevi alıyorum. Y üssü eğrinin birinci türevi. 5 x üzeri 4 x artı a şeklinde aldım. Bakın türevi aldıktan sonra biri yerine yazarsam 5 artı a bana neyi vermek zorunda? Bakın şu teğetin eğimini. Peki eğimi nedir bunun? X'in katsayısı yani 1. M eşittir 1. Bunun ne olması gerekiyor arkadaşlar? 1. Buradan a'yı ben eksi 4 olarak bulur muyum? Bakın teğetin eğimini nasıl bulacağımı ve nasıl kullanacağımı gördüm. Oradan götürdüm a değerini buldum. Artık benim eğrim şu oldu. Y eşittir x üzeri 5 eksi 4x eksi 3.
Ben biri yerine yazarsam, bakın biri yerine yazıyorum. Y eşittir 1 eksi 4 eksi 3'ten eksi 6 mı geliyor? Demek ki benim bu noktam 1 virgül eksi 6 noktasıymış. Yani biz şimdi şu noktayı bulduk arkadaşlar. 1 virgül eksi 6 noktası. Yani aslında benim x eksenim üst taraftaymış, altta değilmiş. Biz zaten şekli farazi çizmiştik. Buradan sonra yapacağım ne? Bu nokta benim eğri, daha doğrusu doğru üzerinde olduğu için yerine yazacağım. Y eşittir x eksi b'de x yerine 1, y yerine eksi 6 yazıyorum. Eksi 6 eşittir 1 eksi b. 6 b 1'i karşıya attım. Eksi 7 eşittir eksi b'den. B'miz 7 olarak gelecek. Bizden de zaten B'yi istemiş. Bakın bilmem gereken ne? Bir eğride herhangi bir noktasındaki teğet eğimini bulmak için birinci türevin teğet eğimini verdiğini söyleyeceğiz. Daha sonra x eksenindeki karşılığını yerine yazdığımız zaman o noktadan geçen teğet eğimini bulacağız. O nokta her ikisini de sağladığı için nokta eğri de yerine yazacağız. O noktanın gerçek değerini bulacağız. Yani B kısmını ya da eksi 6 kısmını ya da absis ve ordinatını diyelim daha doğru olarak. Absis ve ordinatını bulacağız. Daha sonra bunu götüreceğiz. Doğru üzerinde yerine yazacağız ve istediği diğer değeri bulacağız. Yani hepsi sıralı birbirini ilgilendiren kısım. Peki bir başka soruya bakalım. Evet, güzel bir yorum sorusu. Bakın aşağıda bir f fonksiyonu türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yine çıkmış bir sınav sorusu. Güzel bir yorum sorusu. Peki bakalım ne varmış? Bakın türevinin grafiği altını da çizmiş. Burası çok önemli. Türevinin grafiği olması gerçekten önemli. Buna göre hangisi yanlıştır? Peki türevinin grafiğinden ben şunu bir çizsem öncelikle. F üssünün kökleri eksi 3'e 2. F üssü değerimiz eksi 3 ile 2 aralığında negatif. 2'den sonra pozitif. 3'ten eksi 3'ten önce negatif. Yani artan, azalan, artan şeklinde bir grafikmiş. Peki eksi 3 kritik noktadır diyor. Bakalım arkadaşlar kritik noktalar birinci türevin kökleriydi değil mi? Kritik noktalar birinci türevin kökleri ve artandan azalana geçiş var mı? Var. O zaman eksi 3 kritik noktadır. Doğru. İki noktasında yerel minimum vardır. Bakın azalandan artana geçtim mi? Azalandan artana geçtiğim nokta benim için yerel minimum noktasıdır. Yani burası da yerel minimum noktası vardır. Doğrudur. Fonksiyon eksi 3 virgül 2 aralığında azalandır. Gerçekten eksi 3 ile 2 aralığında baktığınızda grafik x ekseninin altında kalmış türevin grafiği. Yani bu neyi olduğunu gösterir bana? F fonksiyonunun türevinin negatif olduğunu. Türevinin negatif olması demek bu fonksiyonun azalan olması demektir. F fonksiyonu iki sonsuz aralığındaki teğetleri eğrinin altındadır. Bakın bu ikinci türevin yorumu. Nedir ikinci türevin yorumu? Eğer benim f iki üssü x'in köklerine baktım. Burada f iki üssü x'in ikinci türev tahmini olarak gösteriyorum. Şurada bir yerde negatif atıyorum. Burası k noktası olsun. Bakın k noktasında nedir? Benim ikinci türevim sıfırdır, değil mi? K noktasına kadar bu fonksiyon azalan olduğu için ikinci türev k'ya kadar eksi. K'dan sonra f üssü artana geçtiği için ikinci türev k'dan sonra artı. Bu arkadaşlar bize eğrilik yönünün tayinini verir ve dönüm noktasını verir. K dediğimiz nokta burada bir dönüm noktasıdır. Bakın burada eğrilik yönü aşağı, burada eğrilik yönü yukarıdır. Ne diyor? Teğetler eğrinin altındadır. Bakın teğetlerin eğrinin altında olması şu anlama geliyor. Şöyle bir eğri düşünün, tamam mı? Senin çizdiğin teğetlerin eğrinin altında olması demek şu demektir. Yani eğrilik yönünün yukarı olması demektir. O zaman teğetler eğrinin altındadır. Evet gerçekten eğrilik yönü yukarı olduğu için teğetler eğrinin altındadır kısmı doğru olacaktır. Peki E şıkkına geliyorum. Eksi 3 dönüm noktasıdır. Bakın dönüm noktasının tanımı şu. İkinci türevin köklerine bakarsınız. İkinci türevin köklerinde mi olur her zaman? Değil. Ama ikinci türevin köklerine bakarız sürekli bir fonksiyonda. Peki ikinci türevin kökü her kökü bir eğrilik nokta, dönüm noktası mıdır? Değildir.
ikinci türevin kökünde işaret değiştirirse dönüm noktası olur arkadaşlar. Yani konvekslikten konkavlığa ya da konkavlıktan konveksliğe, daha da az önceki gibi eğrilik yönü yukarı ya da aşağı yön değiştirmesi gerekiyor. Bu noktalara biz dönüm noktası diyeceğiz. Peki eksi 3 diyor bana. Arkadaşlar eksi 3 dönüm noktası olamaz, o birinci türevin kökü. İkinci türevin kökü bakın şurada. Yerel minimum noktada gelen k değeridir. O zaman eksi 3'ün bir dönüm noktası olma şansı yok. O zaman E şıkkı yanlıştır diyoruz arkadaşlar. Tamam. Evet. Gidişatımız bu şekilde arkadaşlar. İşlediğimiz ya da anlatacağımız şeyler böyle olacak. Sorularımızın çözümü bu şekilde geriye dönük tekrarlar yardımıyla olacak. Ve çalışan bir insan için kesinlikle çok rahat, çok kolay, kolaylıkla yapılabilen bir sınav şekli olacak. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Ha, son bir soru daha çözelim. Ondan sonra dersi noktalayalım arkadaşlar. Hepiniz çünkü burayı görmek istiyorsunuz. Nasıl olduğunu, nasıl bittiğini. Ben dediğim gibi genel tekrar kampı için hazırlamıştım bu soruları ki hepsi çıkmış sorulardan oluşan ve çıkması muhtemel sorulardan oluşan bir kamp programı hazırladık. Şimdi geldik bir integral sorusuna. Peki bu integralde ne yapacağız? Bakın işin içinde mutlak değer var mı? Var. Peki sinüs eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığında bakarsam. Bakın integral eksi pi bölü 2'den sıfıra kadar sinüs negatif olduğu için eksi sinüs t dt diye çıkacak. Artı sıfırdan pi bölü 2'ye kadar da sadece sinüs t dt şeklinde gelecek. Şimdi kosinüsün türevi eksi sinüs olduğu için sinüsün de integrali eksi kosinüs. Yani şurası kosinüs t eksi pi bölü 2'den sıfıra. Şurası da kosinüs t eksi kosinüs t sıfırdan pi bölü 2'ye. Yerine yazarsam kosinüs sıfır eksi kosinüs eksi pi bölü 2 artı şurası eksi kosinüs pi bölü 2 eksi de oradan geldi artı kosinüs sıfır. Şurası 1, şurası zaten sıfır, şurası sıfır, şurası 1. Topladım buradan 1 artı 1'den 2 geldi. Cevabımız yani bu integralin cevabı 2'ymiş dedik. Evet. Var mı arkadaşlar sormak istediğiniz kafanıza takılan gidişatla ilgili ya da işleyişle ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey var mı? Evet, derslerde tekrar söylüyorum. Derslerde konu anlatım fasikülleriyle işleyeceğiz. Yani bunların hepsinin konu anlatımı olacak. Orada söylememiz gerekenleri ek olarak söyleyeceğiz. Her konu anlatımının altında birer tane veya ikişer tane örnek soru ve çıkmış sorulardan oluşan bir karma ve genel tekrarlarda da genelde çıkmış sorulardan oluşan bir soru çözüm videosu. Daha doğrusu videosu diyorum hep alışkanlık değil alışkanlığı. Soru çözüm fasikülü hazırladık. Fasiküller şu an hazır mı? Analiz kısmını hazırladım hocam. Yani, sisteme yüklediler mi bilmiyorum. Ben daha dün göndermiştim analiz kısmını. Muhtemelen yüklemişlerdir hocam. Şeyma hocam. 2 gün önce hazırladım. Hafta sonu hazırladım ben. Gönderdim. Bugün bana slide halinde düzenlediler. Muhtemelen slayt düzenledikleri için sisteme de yüklemişlerdir. Derste de zaten analizde burayı çözeceğiz. Diferansiyel denklemlerle diğer kısımda, istatistik olasılık kısmını da hazırlayacağım ve yine çıkmış sorulardan karma oluşturacağım. Oradan onları da yükleyeceğim. O kısmın genel tekrarını da o şekilde yapacağız. Şeyma hocam vardı zaten derste, ben hatırlıyorum sanki. Peki, nasıl gidiyor çalışmalar? Var mı bir sıkıntı? İnşallah istediğiniz hedeflere ulaşmışsınızdır hepiniz de. Bayağıdır görüşemiyorum. Bu son alımda gidecek olan var mı arkadaşlar içinizde? Şeyma hocam hazırım ama hala eksiğim var gibi. Ya. Hocam o öyle olur ya. Dört dörtlük bilsen de her şeyi tam olarak bilsen de sınavda sanki ben burayı unuttum mu, sanki ben bunu bilmiyor muyum falan gibi gelir. Bu genel insanların var olan bir psikolojisidir.
Ama korkma, yapmaya başladığında hepsi çorap söküğü gibi gelir yani, hiç tereddüt etme kendinden. Ben biliyor muyum, bilmiyor muyum şeklinde hiç düşünmene gerek yok. Çok rahat ol. Elinden gelen hepsini yaptıysan ki hazır olduğunu söylüyorsun zaten. Çok rahat bir şekilde çözersin soruları. Gerçekten hocam sınav çok kolay. Ya sınav tamamen strateji sınavı. Böyle hani kendinizi kasmaya falan gerek yok. Çözdüğünüz sorulardan çok farklısı gelmeyecek. Ve geçen seneki sınav daha da bir kolaydı. Hani geçen seneki OABT sınavı çok kolaydı. Ben birçok soruyu böyle kalem oynatmadan baka baka çözmüştüm. Hani bu şeyin verdiği bir, yani biz çok soru çözdüğümüzden gibi düşünüyorsunuz ama bu sorunun kolaylığı ile ilgili olan bir şey. Bence siz de çok rahat çözeceksiniz. Çünkü biz onlardan kat kat zor sorular çözdük burada. Ben çok iyi biliyorum hazırladığım soruları. Föylerimi de çok iyi hatırlıyorum. Ben sınav sorularından kat kat zor sorular çözdüm. Sınav sorularını biz zaten çözdük. Yani hiç tereddüt etmeyin, hiç düşünmeyin. Gözünüz kapalı böyle. Hiç arkada kalmayacak şekilde sınavınıza girin. Ve dediğim gibi o aklınıza gelir. Yapmaya başladıktan sonra çözersiniz onları. Rahat olun ya. Basmanıza gerek yok hocam. İnşallah atanacaksınız. Atandıktan sonra da görüşürüz inşallah. Tekuzem'den arayın beni. Tamam mı? Atandığınız yerden arayın. Böyle konu eksikleriniz ya da ne bileyim doküman eksiğiniz varsa ben size temin ederim. Konan ders anlatım için öğrencilerinize. Peki. Hocalarım, burada noktalayacağım. Sormak istediğiniz bir şey yok herhalde. Kendinize çok iyi bakın. Tamam mı? Tekrar kampında görüşürüz. Tekrar kampında yine bunlardan başlayacağım ama hepsinden soru olacak. Bir 70-80 tane soru vardı tahminimce. Hepsini hazırladılar diye biliyorum. 70-80 soru göndermiştim. Hepsi de hazırlanmıştır. İnşallah tekrar kampında görüşürüz. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hocalarım. İyi akşamlar.